Arkadaşlar herkese merhaba, ben Rezan Çakmak, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Shaza Air 7 Bluetooth kulaklığı inceleyeceğiz. Bu kablosuz kulaklıklara epeydir ara vermiştim, epeydir incelemiyordum. Ses ürünlerine, ses ekipmanlarına olan tutkumu biliyorsunuz. Epeydir kulaklık incelemiyorduk ama önümüzdeki süreçte bol bol kulaklık incelemesi göreceksiniz. Bu arada kulaklığı bize Shaza gönderdi. Shaza Türkiye'ye de buradan teşekkür etmiş olalım. Kulaklığı yaklaşık 20 gündür, hatta daha uzun süredir deneyimliyorum. Deneyimlerimi bu videoda sizlerle paylaşacağım. Notlarıma geçmeden önce kısa bir vaktinizi ayırıp kanalıma abone olup destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle tasarımdan bahsetmek istiyorum. Bu şeffaf kapak son zamanlarda trend. Yani bunu Oppo'da gördük. Yanılmıyorsam Samsung'un yeni modellerinde de bu şeffaf kapak kullanıldı. Siz nasıl buluyorsunuz bilmiyorum ama bana kalırsa opak bir tasarım daha hoş olurdu. Onun dışında malzeme kalitesi bu fiyata, bu arada şu an 600 TL ama yer yer 500 TL'ye de inebiliyor bu kulaklık. Fiyatına göre gerçekten güzel bir malzeme kalitesi var. Şuradaki menteşenin kalitesi olsun, bunun yanı sıra üründe o garç gurç hissiyatının olmayışı olsun, malzeme kalitesi tarafında önemli artılar. Önde Shaza logosunun hemen üzerinde bir durum ledimiz bulunuyor. Buradan pil durumunu takip edebiliyorsunuz. Arka tarafta bir butonumuz var. Bu buton ile kulaklığı resetleyebilir veya ilk eşleşmeyi gerçekleştirebilirsiniz. Hemen alt tarafta da bir şarj portumuz bulunuyor, USB Type-C şeklinde. Bunun dışında kulaklık üzerinde herhangi bir port veya buton bulunmuyor. Kulaklıkların kendisine gelecek olursak şöyle kutudan çıkaralım. Gayet güzel bir tasarıma sahip. Kulakta çok konforlu, çok rahat duruyor. Yalnız kulaklığın bütünü matken şu kulağa temas eden kısım parlak yapılmış. Daha böyle kaymaya müsait. Benim kulaklarım çok terlemez ama kulaklıkları terleyen insanlarımız var, işte nemli olan insanlar var. Onlar için bir problem olabilir gibi geldi bana. Tabii yine de bu tamamen bir varsayım. Hani kesin bir şey söylemek yanlış olur. Kulaklık üzerinde 2 sağ kulaklıkta, 2 sol kulaklıkta olmak üzere toplamda 4 adet mikrofon bulunuyor. Kulaklıklarımızın ucunda herhangi bir silikon göremiyoruz. Çünkü bunlar açık kulaklıklar. Silikonlu kulaklıkları daha çok seven biri olarak da bu kulaklıkları da konfor tarafında çok başarılı buluyorum. Daha kaliteli ses istiyorsanız mutlaka silikonlu kulaklık alın ama konforunuza düşkünseniz ise böyle açık kulaklıklar almanız daha iyi olacaktır. Kulaklıkları şöyle kulağıma takıp dokunmatik komutlarından sizlere bahsetmek istiyorum. Bir kere dokunduğunuzda sağ veya sol fark etmeksizin durdur başlat görevini görüyor. İki kere sola bastığınızda önceki şarkı, iki kere sağa bastığınızda ise sonraki şarkıya gidebiliyorsunuz. Bir arama geldiğinde bu aramayı iki kez tıklatarak, yine sol ve sağ fark etmiyor, tıkladığınızda aramayı cevaplayabiliyorsunuz. Aramayı reddetmek istiyorsanız 3 saniye basılı tutmanız, yine kulaklık fark etmeksizin gelen aramayı reddedebiliyorsunuz. Kulaklığı normal kullanırken 3 saniye basılı tuttuğunuzda ise sesli asistanı uyandırıyor. Kulaklığın bir eksisini sizlerle paylaşacağım. Şöyle kulağımdan mesela müzik dinlediğimi varsayın. Kulaklıkları çıkarıp masaya koyduğumda müzik masada çalmaya devam ediyor. Bunun sebebi ise bir sensörünün olmaması şu iç tarafta. Kulağınızı algılayan sensörler bu kulaklıkta yok. Şimdi evet, bir eksi ama bu özelliği bu fiyat bandında sunan çok kulaklık hatırlamıyorum. Hatta olmayabilir ama artık başlangıç seviyesi kulaklıklarda bulunuyor. Yani bunda olmasa bile 100-200 TL daha pahalı bir kulaklıkta mutlaka bu özellik olacaktır. Eğer önemli ise bunu da göz önünde bulundurun derim. Ha, şeyin olması güzel ama şöyle kutuya kulaklıkları koyalım. En azından burada bir sensörün olması güzel. Kutu kapalıyken kutuyu şöyle açtığınızda kulaklık uyanıyor. Hall sensörü sayesinde telefonumuza hızlıca bağlanabiliyor. Kulaklıklarımız silikonsuz dedik. Peki silikonsuz olduğunda ne oluyor? Arkadaşlar silikonsuzsanız müzik tarafında bir sıfır geride başlıyorsunuz. Çünkü pasif izolasyonu kötü oluyor. Yalıtım iyi olmadığı için kabinden yüksek bas hacmini alamıyorsunuz. Yani basların hacminde kayıp yaşıyorsunuz. Ek olarak da çevreden gelen gürültü müzik deneyiminizi bozabiliyor. O yüzden bu tarz kulaklıklara alışmadıysanız ilk etapta biraz ilginç gelebilir. Fakat avantajları da var. Kulağınızda mesela takılıyken bisiklet sürebilirim. Çünkü herhangi bir korna çalan aracı bu şekilde duyabiliyorum. Yani son ses müzik çalsa bile bir araç size korna çaldığında trafikte duyabiliyorsunuz. Ses şiddeti çok yüksek bu arada. Yani ben bu kadar beklemiyordum. Şiddetinin yüksek olmasına karşın açık kulaklıklar maalesef ki dışarıdaki gürültüyü alıyor. Yine dışarıdaki gürültüyü aldığı gibi içerideki gürültüyü de
veriyor. Dışarıdaki arkadaşlarınız ne dinlediğinizi duyabilir. Tabii ki yoğun bir ortamda, bir kafe ortamında, bir trafikte hemen yanınızdaki bireyin çalan şarkıyı duyması imkansız. Ama bir kütüphane ortamındaysanız mutlaka ve mutlaka yanınızdaki kişi bu durumdan rahatsız olacak. Hızlıca pil noktasına değinip hemen sese geçmek istiyorum. Bizim için önemli olan şey ses. Arkadaşlar kulaklıklar yüksek ses seviyesinde, yani son ses seviyesinde 5 saate varan bir kullanım sundu. Ben bu noktada gerçekten şaşırdım. Çünkü marka bunu vaat ediyordu ama ben bunu son ses seviyesinde alacağımı düşünmüyordum. Hani yüksek seste herhalde bir 3 saat çalsa yeter diyordum. Ama gerçekten 5 saate varan bir kullanım sağladı. Ve buna ek olarak kutuda da 4 hakkınız var. Yani kulaklıklarla beraber 25 saate varan bir deneyim sunuyor. Tabii 25 saat kesintisiz dinleyebilirsiniz diye bir şey yok. Bu 5 saat kullanımda bittikten sonra şöyle taktığımızda şu kulaklıklarımızın kutu içerisinden 0'dan 100'e şarj olması 1,5 saati buluyor. Kutunun kendisi de 2 saatte tam şarj oluyor arkadaşlar. Tabii kablosuz kulaklık daha önce kullandıysanız bu hepsinde bu şekildedir. Yani bilmiyorum, ben kablosuz kulaklıklarda çok pil sorunu yaşayan görmedim. Yani sorun yaşamanız için şöyle olması lazım arkadaşlar. Şunu kesintisiz 5 saat kullanacaksınız ve kapanacak. Sonra diyeceksiniz ki ya ben şimdi bunun 1,5 saat şarj olmasını mı bekleyeceğim? Eğer 5,5 saat kesintisiz kullanıyorsanız gerçekten şaşırırım yani. Hani en azından bir 2 saat kullanıp 2 saat kutuda bekletirsin. Benim kullanım senaryom her zaman bu şekildeydi. Evet, şimdi kutuya ve kutu içeriğine gelmek istiyorum. Kutu içeriği olarak aslında pek bir şey yok. Şöyle bir kablomuz çıkıyor şarj için. Standart kalitede bir kablo. Bir ucu tip C, diğer ucu tip A şeklinde. Standart kalitede, dediğim gibi herhangi bir ekstrem özelliği olayı olmayan bir kablo. Kutu üzerinde olan teknik detayları da hemen sizlere paylaşayım. Bluetooth 5.3 ile geliyor. Son derece güncel bir teknoloji. 13 milimetrelik bir sürücü çapına vurgu yapılmış. Buna ses başlığında geleceğim. Bu arada markanın vaat ettiği 6 saat müzik çalmaymış. Ben 5 saat aldım yüksek ses seviyesinde. Siri desteğinden bahsedilmiş ve bunun yanı sıra arka tarafta da teknik veriler var. Mesafe olarak 10 metrelik bir mesafemiz var. 2,4 GHz frekansında çalışıyor. 32 ohmluk bir empedansa sahip. 20 ila 20 bin arasında bir frekans sıklığı. 98 desibellikte bir hassasiyet görüyoruz. Kutu ve kulaklıkların ağırlığı ise şu şekilde. Kutumuz 43 gram. Kulaklıklar ise 3,8 gram. Oldukça hafif. Kulaklıkların kendisi 35 mAh. Kutu ise 400 mAh. 400 mAh kutu için gerçekten büyük bir değer. Şimdi gelelim ses performansına arkadaşlar. Ses performansı için şunu söylemek istiyorum. Fiyatının hakkını veriyor. O konuda herhangi bir kuşkunuz olmasın. Ancak böyle 13 milimetrelik bir sürücüye sahip olduğu için bas tarafında heyecanlanmış olabilirsiniz. Çünkü sürücünün çapı ne kadar büyürse baslar o kadar hacim kazanıyor. O kadar etkileyici baslarla karşılaşabiliyorsunuz. Ben daha çok tiz performanslı kulaklıkları seviyorum. Bu arada bas performansı için tek unsur sürücünün çapı da değil. Kabin tasarımı da çok önemli. İşte pasif izolasyon önemli. ANC çok önemli. Bunlar premium sınıftaki kulaklıklarda dikkat edeceğimiz şeyler ama 600 TL'lik bir kulaklıkta bunlara çok da takılmaya gerek yok açıkçası. Bas konusunda fena değil. Bas karakterli bir kulaklık kesinlikle üzmez. Ama tiz karakterler biraz daha geri planda. Yine fiyatı nazarında baktığımız zaman haliyle olması gereken bu fiyat aralığında muhteşem tizler verebilen kulaklıklar ne yazık ki yok. Ya ses konusunda zaten silikonsuz olduğu için bir adım geride başlıyorsunuz. Hani çok böyle aman Allah'ım bittim öldüm diyebileceğim bir ses karakteristiğine, ses performansına sahip değil. Ancak kesinlikle üzmeyecek, verdiğiniz paranın karşılığını alacağınız bir kulaklık olmuş. Özellikle bu paranızın karşılığını görüşme konusunda alacaksınız. Görüşme konusunda açıkçası çok bir şey beklemiyordum. Çünkü arama performansı da ucuz kulaklıklarda genelde kötü oluyor. Kulaklıkta bir ENG teknolojisi var arkadaşlar. ENG daha doğrusu. Elektronik gürültü engelleme arkadaşlar. Çevredeki gürültüleri minimuma indiriyor. Bunu tabii ki müzikte değil aramada yapabiliyor. Açıkçası ben bu kadar olacağını beklemiyordum. Kullandığım süre boyunca yaptığım görüşmelerin tamamından olumlu yorumlar aldım. Hani kimse işte sen kulaklığa mı geçtin telefondan falan gibi olumsuz bir şey söylemedi. Görüşmelerimiz akıcı bir şekilde devam etti. Trafiğin yoğun olduğu ortamda, kafe ortamında falan hiç fark etmez. Karşınızdaki kişi sizi net olarak duyabiliyor. Ancak şunu eklemeliyim ki ses karakteristiğinizi değiştiriyor. Yani karşı tarafa biraz robotik bir ses gidiyor. Yine fiyatı konuşacağız ama gerçekten öyle. Hani genelde bu fiyata
Bu ses verilir. Robotik böyle bir tenekenin içerisindeymişsiniz gibi bir ses verir. Burada Shazam'ın bir suçu yok. Yani bu durum kesenin ağzını epey açtığınızda düzeliyor. Yani 1000 liralık, 2000 liralık kulaklıklarda bile görüşme performansında bu tarz durumlar olabiliyor. Dediğim gibi ben mikrofon konusunda okeyim. Ses performans konusunda da okeyim. Çok böyle inanılmaz iyi değil ama kesinlikle parasını hak ediyor. Tasarım beklentimin üzerinde, pil performansı beklentimin üzerinde. Sadece silikonsuz olması benim hoşuma gitmiyor. Aslında bir noktada hoşuma gidiyor. Çok konforlu, çok pratik. Kulaktan hiçbir şekilde düşmüyor. Ama müzik olarak size bir şeyler kaybettiriyor. Ben tabii silikon kulaklıklara alıştığım için de biraz dezavantajı hissedebiliyorum. Ve son olarak gecikme kısmından bahsetmek istiyorum. Bluetooth 5.3 teknolojisiyle geliyor bu kulaklık. Elbette ki gecikmeler yok denecek kadar az. Oyun tarafında gecikmeler yaşanıyor maalesef. Yani PUBG Mobile'da silah bastığınızda ses milisaniyelik de olsa biraz geriden geliyor. Bu da yine çok normal bir gaming kulaklık olmadığı için, oyun modu olmadığı için veya kulaklığın bir uygulaması olmadığı için bu tarz bir gecikme gayet normal. Ama bir film izlerken, dizi izlerken, maç izlerken oyuncuların ağzından çıkan kelime ile ses arasında bir senkronizasyon problemi kesinlikle görmedim. Evet, Shazam Air 7 ile ilgili söyleyebileceklerim bu şekildeydi. Ben kulaklığı fiyat performans açısından beğendim. Eksilerini de sizlerle paylaştım. Artılarını da sizlerle paylaştım. Tabii ki bu kulaklığı Shazam bana gönderdiği için kalkıp da her tarafını kusursuzmuş gibi anlatamam. Bunlar bize hediye de gelse ben sizin cebinizdeki parayı düşünerekten artıyı eksiyi söylemek zorundayım. Dediğim gibi kulaklık bu şekildeydi. Ben açıklama kısmına veya yorum kısmına bir affiliate linki ekleyeceğim. O linkten bu kulaklığı satın alırsanız da bana ufak bir desteğiniz olmuş olur. Şimdiden teşekkür ederim. Yine kulaklıkla ilgili aklınıza takılan bir nokta olursa yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.